ev kirası gibi elektrik faturası geliyor. Ben 16 yaşındayım, bir yıl bolluk görmedim ya, ben anlamadım ki. Ben senin gibi bir adama nasıl güveneyim abi? Doğruya doğru, yanlışa yanlış demiyorsun abi. Ülkede %5'inin durumu iyiyse %95'i kan alıyor abi. Bu memlekette ciddi bir amele eksiği var belli ki. Hani millet kontrol etmiyor yani. Niye? Bütün şeyleri mesela kontrol etmiyor ya. Onda hükümetin ne suçu var aramızda? Kontrol edeceksin. Sen beni kontrol edeceksin, ben seni işte kontrol edeceğim. O zaman hepimizde suçu var o zaman demek. O zaman hepimizde suçu yani. Yani. Bu simite mümite zam geldi, ev kiraları zamlandı, elektriğe zam geldi. Bunların hiçbirinin hükümetle alakası yok oysa o zaman. Ya vardır, hükümet 5 lira veriyorsa 5 lira veriyorsa 10 lira alıyor. Şimdi ne alıyor? İşte millet öyle yani. Bu şey düzen öyle. Öyle başladın, böyle bitirdin. Olmaz. Yani hükümette, hükümet bir yandan verecek, bir yandan alacak. Senin maaşını mesela, memurların maaşını cebinden verecek hali yok. Yani vergiyi senin alacak. Senin cebinden alacak ki ona verir. Ne verecek yani ya. Yani bu iş böyle. Razısı. Ya mutlaka razı olacaksın yani, artık yani gidip de hırsızlık yapacak halim yok. Allah bereket versin. Yap da demiyor zaten. Ha, yap da demiyor. Onun için ne verecek yani. Peki abi, teşekkür ederim. İyi günler yani. Yarın seçim olsa Erdoğan'a basıyoruz mu oyu? Valla o günün şartlarına bağlı. Şimdi bu şeyde basarmaz basamaz öyle mi? Hayır, doğru söylüyor. Ekonomi çok güzel. iPhone 11'im var. Her şeyim var. Jilet gibisin. 2000 dolarlık saatimi de takmışım. Seni kopartırlar. Mükemmel. Ekonomi çok güzel. Değil mi dayıcım? Yarın herkesi, olsa gene veririz oyumuzu. Değil mi dayıcım? Kendine bağlı. Sen kendi sen onu düşünürsün. Ben memnunum hayatımda. Hepsi hikaye. Bak, benim kuzenim Hollanda'da yaşıyor. Tamam mı? Adam buraya gelmiş, yemin ederim McDonald's'a yemek yemeye gittik. Düğünü vardı dün amcamın. Onun için geldiler. Bak, ben sana anlatıyorum, dinle. 6 kişi gittik McDonald's'a yemek yemeye. 6 tane menü. Adam karttan parayı çekiyor, tamam mı? ING bankası var. Tak telefonu okutuyor, çekiyor. 6 kişi 20 euro para verdi. 20 euro mu sadece diyor. Aynı böyle. Dedik, euro olmuş 15 milyon. Adamlar geliyor burada. Bak, benim amcamın oğlu olsa geliyor adam. Krallar gibi de yaşıyor. Niye? Bizim cebimizden, yani bizim verdiklerimizle biz yabancıları yaşatıyoruz. Bak, biz koronada evimize kapandık. Bir kişi ama sen burada 8'de kalkmıyorsun. Onu biliyor musun? Ya Hollanda'da adam saatlik 10-15 euro para kazanıyor. Sen burada bir gün çalışsan o parayı kazanamıyorsun. Ama sonuçta saat 4'te gidiyor. O kadar şey gidiyor. Sen bunun farkına varmadığın sürece gitmek istemez o paraya. Yani versin herkes gider. Sen burada o parayı kazanmadığın sürece sen gelip burada ekonomi güzel, İşte şöyle böyle diyemezsin abicim. Bak, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek. Çok güzel. Sen çalışmak istemiyorsan, bak doğru. Ben ne diyorum? Ben seni Allah Allah. Bak, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksin abicim. Ben bahalılık yok demiyorum. Çalışan adama her şey var yani. Bahalılık var. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksiniz abi. Ekmek olmuş 3 lira. 6 kişiyim ben evde. Ekmeğe sadece 35 lira para veriyorum. Ya ekmek, ya kuru ekmek, yakında ekmek yiyemeyeceğiz. Niye vereyim abi? Bak, cebimde 2 lira para var ya, ben bu 2 liraya zamanında 4 tane ekmek alıyordum. Şimdi bir tane ekmek yiyeceğim, ekmek yiyemiyorum. İş bul, çalış. Ya sen... dayın, ben bak, çok şükür param var, çalışıyorum bak, çalışıyorum, tamam mı? Ama yani ben çalışıyorum, tamam, param var da cebimde, bir yere gidiyorum. Şimdi arkadaşımla oturacağım, yemek yiyeceğim, kahve içeceğim, tak eksi 200 oldum. Günlük aldığım para 100 milyon. Amelelik yap dediğim zaman gelmiyorsunuz 200 lira. Nasıl yapmıyoruz? Tabii yapmıyoruz. Ya, bu memlekette ciddi bir amele eksiği var belli ki. Hani millet... Adam işçi bulamıyor ya. Abi, bir şey diyeceğim. Yani, günlük yövmeye 200 dedin, doğru mu? Aşağı yukarı 200 lira. Mesela adam diyor ki, bak arkadaşımla bir restorana gidiyorum diyor, 200'lük olup çıkıyorum diyor. Sen bir gün boyunca bir öğün yemeğin parası için mi çalışıyorsun? Ya mecbur çalışacaksın o zaman. Ne mecbur abi? Adam bak ne diyor, Hollanda'dan arkadaşım geldi diyor, 20 lira, euro ile diyor, 6 kişiyi besledi gitti diyor. Allah, o zaman Hollanda gitsin. Biz kapatalım, gidelim o zaman. O zaman gidip bulabilirsen gidelim yani, öyle bir şey var mı? Ya, böyle mi? Ben 11. sınıfım, tamam mı? Ben liseyi bitirince zaten Hollanda'ya gideceğim. Benim ne işim var abi burada? Yani inşallah. 4 milyar maaş alıyor adam. Elektrik faturası olmuş, %127 zam gelmiş. Ev kirası gibi elektrik faturası geliyor. Adamın evi kira olsa elektrik, suya, elektrik suya, kiraya adam maaşı bitiyor. Ben anlamadım ki. Şahlanca, matlayın doğru Avrupa bitiyor mu? Şahlanacak Türkiye. Kuracak. Hazreti Yusuf'un aleyhisselam kralın rüyasını görüyor. Abi şu dini, bak dini siyasete alet etmeyin. Abi milleti dinden soğutmayın ya. Dinle. Milleti dinden soğutmayın. Hazreti Yusuf ne alaka? Hazreti Yusuf mu yönetiyor? 2000 yıl önceki adamdan sen bahsediyorsun ya. 2000 yıl önce olmuş bitmiş abi. Sana ne Hazreti Yusuf'tan? Ne diyor ki?
Diyor ki 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. Ha bir şeyde sıkıntılar olacak. Ben 16 yaşındayım, bir yıl bolluk görmedim ya, ben anlamadım ki. Z kuşağı bunlar, ocaklara kadar. Sen dayıcım, sen 50 yaşında dayısın. Ne zaman bolluk gördün? Konuş lan ya, ev kirası gibi fatura. Vallahi 7 yıl yokluk, 70 yıl bolluk. Allah aşkına 50 yaşında adamsın, ne zaman bolluk gördün ya? Nerede bolluk? Ben diyorsunuz ki biz tüp sırası bekliyorduk, yağ sırası bekliyorduk. O zaman da bolluk yoktu, şimdi de bolluk yok. Yalvart mısın? Çok fırıtma, azdırmasın diyorum. Abi azdırıyor galiba. Ha. Hani diyorsunuz ya, işte biz de kuşağı dinsizmişiz, şöyleymişiz. Adam... Bakma sen, bot niye giymemişsin? Nerede ayakkabın? Giy bakayım sen. Sizin gibi zengin değil ki adam. Ya abi gençler ne zengin olacak? Dünya senin olsa ne fayda? Dünya senin olsa ne fayda? Harun mesela Musa Aleyhisselam'a 3 tane daha versem 4. ayı sen insanoğlunun gözü açtır. Yani sen abi, yani bu memlekette kimsenin gözü aç değil. Adam diyor ki bak benim kuzenim 3 tane kuzenim var Hollanda'da. 2 tane de amcam var. Beni bir dinle bak. Şimdi bak benim kuzenim 18 yaşında. Çocuk ehliyetini almış, bütün Avrupa'yı geze geze dolaşabiliyorsa, ben daha Antalya'yı arabaya alıp altıma dolaşamıyorsam, sen bu ülkede ekonomi güzel, oradayla burası, işte Almanya bizi kıskanıyor. Doğruya doğru diyeceksin abi. Şimdi niye diyorsunuz Almanya bizi kıskanıyor? Ya Almanya bizim neslimizi kıskanacak ya. Adamlar röportaj yapıyor orada. Adamlar orada diyor ki, diyor siz Türkiye'yi kıskanıyor musunuz diyor. Ben diyor ki ben Türkiye'nin neysini kıskanacağım diyor. Adam... Almanya bak, bütün Almanya'nın milli egerleri bütün Müslüman ülkelerden fazla, %50 bile yetişmiyor. Sen nereden bahsediyorsun abi? Niye öyle yani, niye? Abi niye öyle, niye öyle biliyor musun? Bizde birlik beraberlik yok. Var mı? Şu adamla gelsen ortaklık yapalım desen, anladın mı? Bu adam, ya ben kandırmaya çalışıyorum, ya o beni kaldırmaya çalışıyor. Ben seninle yapmam abi, ben seninle niye? Abi sen, ama sen doğruya doğru yanlışa yanlış desen, ben sana, ben senin gibi bir adama nasıl güveneyim abi? Doğruya doğru yanlışa yanlış demiyorsun abi. Yanlışız efendim. Deminki dayı da gelmiş diyor ki Hazreti Yusuf diyor. Abi Hazreti Yusuf 2000 yıl önce yaşamış. Bak dini alet etmeyin abi şu şeye. Adam gelmiş diyor ki Allah'ın izniyle diyor biz buradan çıkaracağız. Tamam Allah büyüktür. Allah tektir. Allah'ın izniyle tamam çıkacağız. Ama dini alet etmeyin abi siyasete. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceksiniz. Adam gelmiş sallıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Kardeşim sen ilk önce kendi yanlışına yanlış diyeceksin. Alet etme diyor. Niye alet ediyor? O zaman diyor ki bu diyor. İsrarla yani. Alet bu diyor işte. Musa Aleyhisselam'ı diyor. İsa Aleyhisselam'ı diyor. Bak Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandı. Adam bir daha seçim yaptı. Niye seçim yapıyorsun abi? Sen niye adam şu anda İstanbul'da işini yapıyor. Sen kendi yanlışına yanlış demiyorsun. Ne inancını ne de vatanseverliğini yargılayamaz. Avrupa'yı kıyaslar bu adam. Ben senin yüreğindeki imanı, vatan sevgisini nereden biliyorsun? Adam Avrupa'yı kıyaslar. Avrupa'ya uyabilme şansımız var mı? Peki bir şey soracağım abi. O zaman başımızdaki adam neden diyor Almanya bizi kıskanıyor? İşte diyor ki Türkiye şahlandı diyor. Kaç sefer seçim oldu? Tarihin en büyük ekonomisini yaşıyor diyor. Şöyle böyle konuşuyor. Kaç sefer seçim oldu bu şeyde? 22 senedir burada mı adam? Evet, 20 kere burada mı? İndir o zaman, oy verme. Sen veriyorsun ya. Verene saygı duyacaksın kardeşim, Allah Allah. Adam da sana anlatıyor işte. Ben onu seviyorum benim, bu adam onu sevebilir. Ben işim var gideceğim. Ben gitmeden önce son bir şey söyleyeyim mi? Bak. Sen böyle insanlara abi, tamam mı? Bak ne demişler? Ben 40 tane alimi yendim, bir tane cahili yenemedim diye. Sen bu adamları topla, tamam mı? Koyuna anlat, anlarlar. Bunca adama anlat, anlamazlar abi. Bu kadar. Yani başka şeyi yok. Bak elektrik faturası, ev kirası kadar olmuş diyorum. Adam gelmiş bana diyor ki şükretmeyi bileceksin. Abi zaten şükrediyorum ben. Bak ben demiyorum ki durumum kötü. Bak Allah'a şükür benim durumum iyi. Ama ülkede %5'inin durumu iyiyse %95'i kan alıyor abi. Adam kuru ekmeği, bak yumurtanın kolisi olmuş 50 milyon ya. Buna indirsin, bu kadar basit. Oy vermalı sen. Abi, yakasından tutup mu indirecek? Sen abi, oy veriyorsun, seni ikna edecek. O zaman ne yapacaksın?
O zaman bu millete hakkına saygı duyacaksın. Bu adam bunu seçiyorsa saygı duyacaksın. Tek kelime. Ha, o zaman bir şey demeyeceksin. Ben bu adamı seçiyorsam bana saygı duyacaksın. Çok teşekkür ederim. %50'ye geldiyse. Bir şey söyleyeceğim ya. Abicim sen. Şimdi sen neyi tahmin ediyorsun? Adam diyor ki hani 2023'te geldi mi oy vermesin biter. Herkes verir, sen vermeyeceksin diye ben vereceğim. Ben hemşehrim. Tayyip'i mi destekliyorsun? Ben desteklemiyorum değil. Adam boş konuşuyoruz hemşehrim. Bak yaşın itibariyle ben de aynı yaşadım. Herkes gördüm. Ama bu kadar sana bir söyleyeyim mi? Bu kadarını görmedim ben. Eskiden asgari çalışan adam alım gücü diye bir şey vardı. Şimdi alamıyor. Çık öyle 4 tane gerizekalı. Alamıyor abi, alıyorum dedin ya. 4 tane gerizekalı çıkıyor. Bundan en memnunum. Yok şimdi çok iyiymiş. Ne iyiymiş lan, nereymiş? Ne var? Ben kendi yakınımın neyi diyorum. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bir normal bir şekilde geçinmek vardır, bir de ucucuna geçinmek vardır, ayağı getirmek vardır. Ya anlatmayın ya. Boş konuşuyorsunuz. Ben 48 yaşındayım, bak 48 yaşındayım. Ne hükümetler gördüm. Ozanlı'nı gördüm, Ecevit'ini gördüm, Demirel'ini gördüm. Çıkmış. Keşke o zaman daha olsa daha iyi olurdu ya. Ozanlı'nın vardı ama. Para vardı o zaman. Şimdi ne var? Para vardı, her şey vardı ama hiçbir şey yok. Niye? Ben ne diyorum? Güven kalmamış diyordu millete. Ne konuştun? Dilerim ne güzel konuşuyordun değil mi genç çocuk? Daha yaşı kaç onun ya? Ben çocuğum yaşında ya. O zaman boş konuşmayın hemşehrim. Bunlar git Allah şey yani. Abi, giden. Sana özgürlük hakkı verilmiş mi? O zaman yok muydu? Verilmiş mi? Sen istediğin atabilirsin. O zaman özgürlük yok muydu hemşehrim? O zaman özgürlük. Ben 22 sene bu adam başa geldiyse babasının hayrına gelmemiş. Demek ki halk istiyor yani. Sen istemeyebilirsin. İstemez hemşehrim ya. Asker bunlarda, devlet polis bunlarda, her şey bunlarda ya. Hangi bir hakim çıkıp da dürüst gibi yine yapabiliyor? Polis sahibi hükümetlerin arkasında olmadı memurlar. Olmadı, hepsi oldu. Ne bak şu Adalet Bakanı var ya, Adalet Bakanı. Helal olsun adama, helal olsun. Bak, helal olsun. Şu Adalet Bakanı var, helal olsun. Adam göreni yaptığı için görevden aldılar. Biliyorsunuz da? Tamam, hep aynı dönemde polis her zaman... Bak, inilesinler. Bak, çıkıp da dürüst olsunlar, dürüst. Hani dürüst de bahsediyor ya. Önce dürüstlük anlamı olduğunu, ne olduğunu bilsin, onu sonra dürüstlük konuşsunlar. Eskiden çok çok iyiydi. Asgari çalışan adam evini rahatlıkla bir geçindiyordu. Şimdi iki kişi geçindiremiyor ya. Giden... Sana özgürlük hakkı verilmiş mi? O zaman yok muydu? Verilmiş mi? Sen istediğin atabilirsin. O zaman özgürlük yok muydu hemşehrim? O zaman özgürlük. Ben 22 sene bu adam başa geldiyse babasının hayrına gelmemiş. Demek ki halk istiyor yani. Sen istemeyebilirsin. İstemez hemşehrim ya. Asker bunlarda, devlet polis bunlarda, her şey bunlarda ya. Hangi bir hakim çıkıp da dürüst gibi yine yapabiliyor? Polis sahibi hükümetlerin arkasında olmadı memurlar. Olmadı, hepsi oldu. Ne bak şu Adalet Bakanı var ya, Adalet Bakanı. Helal olsun adama, helal olsun. Bak, helal olsun. Şu Adalet Bakanı var, helal olsun. Adam göreni yaptığı için görevden aldılar. Biliyorsunuz değil mi? Tamam, hep aynı dönemde polis her zaman... Bak, inilesinler. Bak, çıkıp da dürüst olsunlar, dürüst. Hani dürüstlükle bahsediyor ya. Önce dürüstlük anlamı olduğunu, ne olduğunu bilsin, ondan sonra dürüstlük konuşsunlar. Eskiden çok çok iyiydi. Asgari çalışan adam evini rahatlıkla bir geçindiyordu. Şimdi iki kişi geçindiremiyor ya. Ya yazık günah ya şu insanlara, yazık günah kardeşim ya. Öğrenmişse telefonu çıkar. Al telefonu çıkar. Evkur'dan 250 lira taksit aldım daha. Bugün bitiyor taksidi. Bir senede ödüyorum ya. O telefonu var ya, şurada ablalarım var. Onun var ya, müsaitliğine sokarım ben. O telefonu çıkar diyenler var ya. Terbiyesiz herifler. Millet aç ya, ucuza çalışıyor. Günah ya arkadaşım, günah. Biz Peygamber Efendimiz'in lafı var derler ya. Başka benim karnımı doyurayım. Komşum açken biz gelsin. Top gezemez kardeşim. Götürüm. Ben öyle milliyetçi adamım. Açıysan varsa gelsin. Bir doyurdun, iki doyurdun. Milliyetçi bak, milliyetçi. Milliyetçi değil mi? MHP'li değil. Milliyetçi. Atatürkçü. Tok ölen var. Tok bak. Tok. Acı ölen yok. Atatürk'ün resmini görüyorsunuz değil mi? Olmaz, herkesin iyi yapmıyor. Vallahi bu adam bak, bu resmi görmeye, bu şeyi görmeye şey yapıyorlar. Hayvanlar da acı ölüyor. Bu adam olmasaydı kimin adı Hans olurdu, kimisinin adı Joe olurdu, kimin adı Bine olurdu. Doğru mu hemşerim? Dürüst olsunlar. Dürüst olsunlar, dürüst. Ne umuttum Türk'üm diyene. Başka bir şey bilmem. Bunlar diye, onu da diyemiyorlar. Andımızı kaldırdılar ya. Zorunda mı gidiyor andımızı okumak? Andımızı kaldırdılar ya. Yazık günah arkadaşlar, yapmayın. Yapmayın. Biraz cahil olmayın. Koyundan farkınız yok ya. Ne söyledi o tarafa gidiyorsunuz ya. Önce karnımız doysun. Her gün simit yiyebilir misin hemşerim sen? Her gün balı yiyebilir misin sen? Yiyemezsin. Ha? Ona dürüst olun lütfen arkadaşlar, dürüst olalım. Bu seçim zamanı geldiği zaman önce kendini düşün, çocuğunu düşünecek, çocuğun geleceğini düşüneceksiniz. Ben çocuğumun geleceğini düşünemiyorum ya. Vallahi düşünemiyorum. Bak yemin ederim size, şu an benim eşim Almanya'ya gönderdim. Benim eşim Bulgar vatandaşı. Almanya'ya gönderdim. Ben de gideceğim Allah'a seversen. Raporları bekliyorum.
Gideceğim, niye gidiyorum biliyor musun? Bir yaşta sonra, 40 yaşında Almanya'ya gidiyorum. Çocuğumun geleceği için. Ya aç adam yok diyor. Var memlekette aç adam yok mu sen? Ya Allah'ım ya kardeşim. Şimdi aç demekle bu adam hiç yemek yememiş değil kardeşim. Aç demekle o değildi bak. Ben bunu özellikle basa basa söylüyorum. O hani diyorlar ya, aç değil diye. Bu adam sen bal yiyorsun, o et yer, o adam da domates yer, biber yer. Ya artık şeyde peynir de yiyemeyiz ya. Peynir de yiyemeyiz arkadaşlar. Cahil olmayın, cahil bak. Ben ilkokul mezunuyum ama çoğu üniversiteli, lise adama taş çıkarırım. Çünkü niye? Evet, aynı. Yaşadım her şeyi, her şeyi gördüm. İyi de gördüm, kötü de gördüm ama yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bak, cahil olmayın. Ben diyeceğim bu kadar arkadaşım, anlayana. Ne demişler? Anlayana saat devam, anlamaya davul zurna zannederler ya. Sağ olun, çok teşekkür ederim.